Sabiha Gökçen istasyonunda Pendik Sabiha Gökçen metro hattı bugün açılıyor. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Hemen o noktaya gidelim ve detayları 24 muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek'ten alalım. İlayda'nın yanında bir de konu olacak. İlayda merhabalar, söz sende. Nur Köşker, Sabiha Gökçen metro hattının açılışına artık saatler kaldı. İstanbul adeta demir ağlarla örülüyor ve Sabiha Gökçen metro hattının işleve başlamasıyla birlikte Kadıköy'den havalimanına bu noktaya varış vatandaşlar için 45 dakikaya kadar düşecek. 4 istasyonda yol alacak metro ve 7.4 kilometrelik bir metro hattı daha İstanbulluların kullanımına açılmış olacak. Tören 4'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla birlikte gerçekleştirilecek. Şimdi ise yanımızda değerli bir yayın konuğumuz var. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Çin bizlerle. Efendim, artık metro hattının açılışına saatler kaldı. Hem İstanbullulara hem de Pendiklilere büyük katkı sağlayacak. İstanbul'un o yoğun trafiğine derin bir nefes aldıracak. Neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle tabii hayırlı olmasını diliyorum. Hakikaten İstanbul'un en büyük sorunlarından bir tanesi ulaşım sorunu. Bu ulaşım sorunu Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminden itibaren projelerle belli bir noktaya gelmişti. Şimdi tabii hükümetimizin de katkısıyla yine ulaşım ağlarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bugün de inşallah çok bizim için çok önemli olan, İstanbul için çok önemli olan ve artık uluslararası düzeyde faaliyette bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşımla ilgili yaklaşık 7,5 kilometrelik bir metro hattında devreye almış olacağız. Burası dediğimiz gibi yaklaşık 1 milyon 200 bin insana hitap edecek ve en büyük özelliği, Pendik olarak da en büyük özelliği, mahallelerden geçiyor olması, yerleşim yerlerinin yoğun olduğu alanlarda durakların olması. Dolayısıyla vatandaşımızın çok kolay bir şekilde metro duraklarına ulaşıp havaalanına ulaşması ile ilgili veya diğer ilçelere ulaşması ile ilgili bir güzergah. Dediğimiz gibi 7.4 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz. 4 tane durağı var. Bu durakların üzerlerinde yaşam merkezi haline getirmeye çalıştık biz Pendik Belediyesi olarak. Yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alanda da bu durakların meydanlarında da insanlarımızın rahat nefes alabileceği ve ortamların çok daha konforlu olduğu bir alanları inşallah hazır hale getirdik. Bu noktada tabii Cumhurbaşkanımıza ve Ulaştırma Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz Pendikliler adına, İstanbullular adına. Peki sizin de söylediğiniz gibi mahallelerden geçiyor metro hattı. Özellikle hangi noktalardaki trafik yoğunluğunun önüne geçmesi bekleniyor? Şimdi aslında İstanbul'un Anadolu yakasındaki tüm yoğunluğu alacak düzeyde. Çünkü Kadıköy'den buraya geldiğiniz zaman sizin de ifade ettiğiniz gibi yaklaşık 42 dakikada 45 dakikada buraya direkt kesintisiz bir şekilde ulaşmış olacak. Bu ilçelerin tamamına katkı sunmuş olacak ama özellikle de E5 güzergahı ve TEM güzergahından Sabiha Gökçen'e ulaşmak isteyenler için çok önemli bir kolaylık, ulaşım imkanı sağlanmış olacak. Dediğimiz gibi yani yürüyüş mesafesinde durakların oluşturmuş olması en büyük avantajımız olarak gözüküyor. Tabii daha önceden havaalanı ile ilgili birçok spekülasyon yapılmıştı. Bunlardan işte muhalefetin işte uçak inmeyen havaalanı oluşturulması ile ilgili bir söylemleri de vardı. Evet, şu anda bu havaalanına yaklaşık yılda 34 milyon yolcunun uçtuğu bir havaalanı haline geldi. Şimdi inşallah ikinci piste yapıldıktan sonra bu sayının 40 milyon lira, 50 milyon lira, 50 milyon kişiye çıkacağını hedefleniyor. Dolayısıyla bu uçak inmeyen havaalanına ulaşım akslarını biz ulaştırmaya devam ediyoruz inşallah. Günde 1 milyon 200 bin yolcunun bu metro hattını kullanması bekleniyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşım için de sizin belirttiğiniz gibi son derece önemli. Bu noktadaki katkıları, payları neler olacak? Tabii bir defa çok zaman konusunda çok ciddi bir avantajı olacak. Yani buradan 8 dakikada Tavşantepe E5'ten buraya 8 dakikada ulaşacak olan bir ulaşım zamanı gerekiyor. Kadıköy'den dediğiniz gibi 42 dakikada buraya ulaşacak. Zaman konusu çok ciddi bir kazanım elde edilmiş olacak. Vatandaşlarımız kendi araçlarıyla buraya gelmeden ziyade hem enerji tasarrufundan hem de maliyet açısından önemli katkısı olmuş olacak. Hayırlı olsun İstanbul'umuza, Pendik'imize. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Pendik Belediye Başkanı Ahmetciğim bizlerleydi. Dediğimiz gibi bu noktada artık Sabiha Gökçen metro hattının açılışı için saatler kaldı. Saat 4 itibariyle tören başlamış olacak ve törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak diyelim. Tekrar size dönelim.